Merhaba kültivini araştıran insanlar. İnsanoğlu okyanusları her zaman merak etmiştir. Bazen ondan korkmuş, bazen de kutsiyet atfetmiştir. Hatta mitolojilerdeki çoğu canavar okyanuslarda yaşamaktadır. Gelişmiş teknolojimize rağmen okyanusların henüz halen çok ufak bir kısmı hakkında bilgi sahibiyiz. Gün geçmesin ki televizyonlarda okyanuslarda yeni bir şeyler keşfedildiğine dair haberler yayınlanmasın. Mariana Çukuru da en büyük okyanus gizemlerinden bir tanesiydi ve şimdiye kadar çözüldüğü zannediliyordu. Çünkü çukurun dibine kadar inilmiş ve çukurun nasıl oluştuğuna dair kapsamlı olarak bilimsel veriler ortaya konulmuştu. Ancak 2017 senesinde yapılan bir araştırma çalışmasında durumun böyle olmadığı anlaşıldı. Alınan kayıtları bilim adamları açıklayamadı ve kayıtlar karşısında şok oldular. Dünyamız 4,5 milyar yaşında ama hala evriliyor. Kıtalar hareket edip yer değiştirdikçe, volkanlar patladıkça ve depremler oldukça yer kürenin yüzey şekillerinde de değişmeler olmaya devam ediyor. 1872 yılında tesadüf eseri keşfedilen Mariana Çukuru da 100 yıldan fazla bir süredir bilim insanlarının dünyanın oluşumu ile ilgili sorularına cevap vermeye çalışıyor. Yazılı tarihin uzunca bir dönem boyunca insanlar deniz tabanının belli bir derinlikten sonra düz ve cansız olduğunu düşünüyordu. Fakat 1872 yılında İngiliz araştırma gemisi HMS Challenger, okyanus tabanının haritasını çıkartmak düşüncesiyle yola çıktı. HMS Challenger 4 yıl boyunca tam 112 bin kilometre yol kat etti. Yolculuk sırasında 4000'den fazla yeni canlı türü keşfetti. Challenger'ın deniz dibi araştırması oldukça basit bir yöntemle yapılıyordu. Mürettebat her 225 kilometrede bir toplam 400 kilometre ip ve onlarca kilo kurşun ağırlıkla derinliği ölçüyordu. Bu yorucu ve yıpratıcı bir yöntemdi fakat o dönem için okyanus tabanının derinliğini ölçmenin tek yoluydu. Batı Pasifik'e geldiklerinde Guam'ın 320 km açığında mürettebat rutin bir ölçüm için ipi indirdi. Fakat ağırlık sürekli olarak inmeye devam ediyordu. Bu onlar için büyük bir sürprizdi çünkü kimse okyanusun bu kadar derin olduğunu düşünmüyordu. Sonunda ağırlık 4475 kulaçta karaya oturdu. Bu deniz yüzeyinin neredeyse 8 km altıydı. Challenger'ın keşif gezisi modern oceanografi biliminin doğumunu getirdi ve okyanus tabanının kaba taslak bir haritasının çıkartılmasını sağladı. Mariana Çukuru'nun gizemli yapısının daha da net anlaşılabilmesi 1951 yılında gerçekleşmiştir. Bu yeni keşifte ise 2. Dünya Savaşı sırasında Alman denizaltılarının yerini tespit edilmek için kullanılan sonar sistemi kullanıldı. Sonar teknolojisiyle deniz yüzeyinden su altına gönderilen ve su boyunca ilerleyen ses dalgaları katı zemine çarptığında sekerek geri dönüyor ve dedektöre gidiyor. Bilim insanları bu şekilde dalganın geri dönüş süresini ölçerek su altının detaylı haritasını çıkarabileceklerini düşündüler. Bu düşünceyle yola çıkan İngiliz donanmasına ait bir donanma gemisi Challenger tarafından bulunan Mariana Çukuru'nda araştırma yapmak için bölgeye gitti. Bu defa araştırmacılar gelişmiş sonar cihazlarla donanmış daha kapsamlı ekipmanlara sahipti. Araştırma sonucunda 10.994 metre derinliği olan Mariana Çukuru'nun bir delik değil, 2542 kilometre uzunluğa ve 69 kilometre genişliğe sahip olan dev bir hendeğin sadece bir parçası olduğunu öğrendiler. Burası dünyanın bilinen en derin noktasıydı. Bu çarpıcı rakamlar bilim insanlarının kafasında oluşan nasıl oluştu sorusuna cevap vermek konusunda yeterli değildi. Aradıkları cevapları bulabilmek için çukurun dibine inmeleri gerektiğini düşündüler. Çukurun dibindeki basınç miktarı yüzeydeki basıncın tam 1000 katıydı. Bu durum şartları zorlaştırıyor ve aynı oranda dalışı tehlikeli boyuta taşıyordu. İsveçli bilim adamı Aus Picard, 1953 yılında dalışın yapılacağı Trieste batiskafını tasarladı. Trieste, yüksek basınca dayanabilecek şekilde tasarlanmış bir araçtı. Test dalışları ve kontrolleri 7 yıl süren Trieste, 1960 yılının Ocak ayında nihayet dalışı hazırdı. Dalış için seçilen isimler de Amerikan donanmasında görevli derin deniz kaşifi Teğmen Don Walsh ve Trieste'in tasarımcısı August Picard'ın oğlu Jack Picard'tı. Trieste, 23 Ocak 1960 yılında iki mürettebatıyla saatte 5 kilometrelik bir hızla Mariana Çukuru'na dalmaya başladı. İçeridekilerin dışarıyı görebilmesi için koyulan cam panel iki cam ile desteklenmişti. Fakat bu camlardan bir tanesi dalıştan 2 saat sonra yüksek basınca dayanamadı ve çatladı. Buna rağmen geri dönmeyen Don Walsh ve Picard çukurun dibine inmeyi başardı. Okyanusun bu noktasında hiçbir canlıya rastlamayacaklarını düşünen Trieste ekibi 30 santim boyundaki bir yassı balıkla karşılaştı. Bu balık, okyanusun dibinde de bir hayat olduğuna dair sağlam bir delildi. Ekip daha detaylı bir araştırma yapmak istedi. Fakat Trieste'nin hareketleri yoğun bir toz bulutunun oluşmasına ve görüşün kapanmasına neden oldu. Bu yüzden araştırmaya son vererek toplam 9 saat süren tehlikeli dalışın ardından yüzeye çıktılar.
Bu dalış aynı zamanda bir dünya rekoruydu. Dalış her ne kadar başarılı da geçse çukurun nasıl oluştuğunu açıklayamamıştı. Bu sır 1977 yılında çözülecekti. 1977'de jeologlar denizlerin altındaki sıralı dağ ve çevrelerini araştırmaya başladılar. Bu araştırmanın sonuçlarına göre mağma teknotik bölgelerden fışkırarak okyanus tabanını yukarı kaldırıyor ve yüksek tepeler oluşturuyordu. Magma her faaliyete geçtiğinde eski kabuk tepeden aşağı itiliyordu. Okyanus sırtında yeni bir kabuk oluşuyor ve dünya genişlemiyorsa eski kabuğun başka bir yerde yok olması gerekiyordu. Bu noktadan sonra tüm kanıtlar bir yeri işaret ediyordu. Mariana Çukuru. Magma yer altında yeni bir tabaka oluşturuyor. Bu tabaka da kendisinden daha hafif olan diğer bir tabakanın altına kayıyor ve bu dev çukur oluşuyordu. Trieste derin ses kayıtları yakalamak için son derece hassas cihazlarla çukurun en derin ve karanlık yerlerinden farklı ses örnekleri aldı. Bu kadar yüksek basınç altında alınan ses örnekleri hakkında çeşitli teoriler üretildi. Birazdan dinleyeceğiniz örnekten sonra bunu ele alacağız. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ses farklı ortamlarda farklı hızlarda hareket eder. Sesin hızı 21 derece havada 344 dakika bölü saniye, suda 1480 dakika bölü saniye, insan vücudunda 1588 dakika bölü saniyedir. Sesin hızı ses kaynağına olan uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır. Ses dalgası yayılırken kaynaktaki 2 metre uzaklıkta ses dalgasının genişliği 1 bölü 2 oranında, 4 metre uzaklıkta ise 1 bölü 4 oranında azalır. Ses dalgasının ilerlemesi sırasında karşısına çıkan engellerin özelliklerine bağlı olarak bir kısmı yansır, emilir ve iletilir. Su altında da elbette ki çok geniş alandaki sesleri duymak mümkün. 10.000 metreden daha derin bir çukurdan bahsediyorsak basıncın da etkisiyle normal duyacağımız sesler çok daha farklı yansır. Bir balinanın sesi bile su altında o derinlikte bir çukurda ürkütücü izler bırakabilir. Bu seslerin bazı doğal sebeplerden dolayı oluştuğunu söyleyenler de var. Farklı ve keşfedilmemiş dev bir tür canlıdan gelmiş olma ihtimalini söyleyenler de. Yoksa bu seslerin sahibi bir megalodon mu? Megalodon, büyük beyaz köpek balığının atasıdır. Uzunluğu 20 metreyi bulan bu büyük köpek balığı, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nda yaşamıştır. Etobur olan bu köpek balığı, okyanusun derinliklerinden yüzeye çıkan balinalarla besleniyordu. Balinalara genelde burun kısmından saldırıyordu. Keskin büyük dişleri ve güçlü çene kasları olan bu köpek balığı çeşidi, kıkırdak kaplı bir iskelete sahipti ve ayrıca 40 tona varan ağırlıkları ile okyanuslarda yaşamış en büyük etobur canlıydı. Ortalama yaşam süresi 25 ila 40 yıl arasındaydı. Miyosen ve Pliyosen dönemlerinde yaklaşık olarak 15.9 ila 2.6 milyon yıl önce okyanuslarda yaşamıştır. Megalodon'un nesli anormal bir iklim değişikliğiyle balinaların ılık iklimlerden soğuk iklimlere göç etmesiyle ve megalodon türünün bu soğuk iklime elverişli yapısının bulunmamasından ve balinalar göç ettiği için yiyecek bulamamaktan ötürü nesli tükenmiştir. En azından şimdiye kadar böyle düşünülüyordu. Mariana Çukuru, keşfedildiği günden bugüne kadar bir çukur değil de yarık olduğu ve ne şekilde oluştuğu ortaya çıkartılmıştı. Araştırmacılar gizemin çözüldüğünü düşünüyordu. Ta ki 2017 senesine kadar.
2017 senesinde Amerikan donanmasına bağlı USS Explorer 2 gemisi Trieste'in dalışı esnasında dipte gözlemlediği yatsı balık gibi başkaca türden canlıların olup olmadığını araştırma amacıyla geliştirilmiş son derece hassas bir sualtı sondasıyla bölgeye hareket etti. Dalıştan evvel Challenger'ın kaptan ve personeline saygı amacıyla aynı Challenger gibi bölgede sembolik olarak kurşunlu alat atıldı. Kurşun 11 kilometreye indiğinde bir terslik oldu. İnmeye halen devam ediyordu. Böyle bir şeyin olması imkansızdı. Ancak kurşun daha derine gidiyordu. Ellerindeki ip 12 metre uzunluğundaydı. Sonunda ip bitti ve vinç durdu. 100 yıldan fazla süre evvel kullanılan yöntemle ikinci defa başka bir keşif mi yapılmıştı? İnsanlı sondayı aynı yere indirmeye karar verdiler. 3 saatlik dalışın ardından yüksek basınç altında Mariana çukuruna özel olarak tasarlanmış ileri teknoloji ürünü sonda nihayet zifir karanlıkta çukurun bilinen en dip noktasına indi. Ancak burada 20 kilometre çapında bir başka çukur daha olduğu tespit edildi. Bu çukurda bir müddet yoluna devam etti. Ortalama 4 kilometre daha aşağı inmişti. Sonda şimdi deniz yüzeyinden tam 15 kilometre aşağıdaydı, basınç iyiden iyiye artmıştı. Etraf zifiri karanlıktı. Hassas sonda tam derinliği ölçebilmek adına aşağıya sonar taraması yaptı. Sonar toplam derinliği 38 kilometre gösteriyordu. Ayrıca Mariana çukurunun dibindeki bu yeni keşiften çukurdaki suyun kütlesinin de çok daha yoğun olduğu ve derine indikçe daha da yoğunlaştığını anladılar. Sondanın daha derinlerdeki basınca dayanamayacağını anlayan araştırmacılar bu bölgede 2 saat geçirdikten sonra yukarı çıkmaya karar verdiler. Çıkmalarına yakın sondanın radarında yaklaşık 4 kilometre kuzeybatıda 30 metre uzunluğunda 4,5 metre genişliğinde hareket eden bir canlı göründü. 11 kilometre derinlikteki Mariana çukurunda dahi nasıl yaşam olduğuna bir açıklama getirilemezken bu yeni keşfedilen henüz 15. kilometresine kadar inilebilmiş olan 20 kilometre çaplı bu çukurda böylesine devasa bir canlının ne olabileceği veya buna benzer başka canlılarda olup olmayacağı iyice kafaları karıştırdı. Canlı onlara doğru yaklaşmıyor, çukurun bazen daha derinlerine doğru dalış yapıyor, bazen de daha yukarılara çıkıyordu. Sonda yukarı çıkmaya başladığı esnada hassas mikrofonlar ne olduğu henüz açıklanamayan canlıdan gelen bu sesleri kaydetmeye başladılar. Araştırmacılar sesleri dinledikten sonra Trieste'in dalgaların sesini değil de bir canlının sesini kaydettiğine emin oldular. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Araştırmalarımızın gelişerek devam edebilmesi için videoyu Facebook, Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşmayı,
Yeni videolardan haberdar olup araştıran insanlar topluluğuna katılmak için Kült TV'ye abone olarak kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın araştıran insanlar.